Yine bu da gazeteciliğimin ilk yılları. Tuzluçayır'da bir lisede eylem olacağını haber aldık ve ben oraya gittim. Ankara dışından da bir arkadaşa dedim ki, hani böyle bir açıklama var, eylem var, birlikte gidelim mi dedim. Bu arkadaşımın da bir özelliği var. Adres bulmakta, yön tayin etmekte çok zorlanıyor. Yani Necati Bey'den Yüksel Caddesi'ni bile bulmakta zorlanan bir arkadaşımızdı. Birlikte gittik. Açıklamayı çocuklar yaptılar. Daha yapılmadan polisler, genelde sivil polisler vardı. Bunları gözaltına aldılar. 3-4 kişiyi gözaltına aldılar. Onları götürürken diğer öğrenciler de onları takip ediyor. Arkadaşlarını bırakmak istemiyorlar. Ben de ne olur ne olmaz diye, hani biraz da boyum kısa, böyle çömelerek ya da eğilerek fotoğraf çekiyorum. Karakola yakın bir yerde öğrencileri çok feci dövdüler. Dövmeye başladılar. Çektim fotoğrafları, çekiyorum ama kendimi de kollayarak görmesinler diye. Bir ara bir kamyonun arkasına girdim ve oradan çekiyorum. Yani epey bir fotoğraf da çekmiştim. Aslında biraz gazeteciliğin hani doyumsuzluğu, daha güzel kare çekebilir miyim, daha etkileyici kare çekebilir miyim diye. Hani derler ya, son kareyi çekmeseydim keşke. Bir kare daha çekeyim gideyim derken gördüler beni. Orada boş bir arazi var. Hemen koştular. Tabii kaçamadım. Hiç abartmıyorum. 10 kişi falandı. Yanımdaki arkadaş kaçtı, kurtuldu. Fotoğraf makinesi bende olduğu için onun peşinden gitmediler. Ben hemen şöyle sarıldım makinaya. Yere düştüm. Ama hani şöyle de sarıldım ki makinayı vermeyeyim, filmi vermeyeyim diye. Ama tekmelerle özellikle yüzüme, suratıma ve kulaklarıma tekmeler atıyorlardı. Baktım çıkar yol yok. Açtım makinayı, filmi şöyle çıkardım, siyah beyaz film. Hani en azından onların dişine yaramasın diye böyle çıkardım, yakarak verdim. Çantamı döktüler, şey yaptılar. Sonra tehdit ederek bıraktı gittiler. Kalktım. Neyse, kış dönemiydi. Manto vardı, üzerim kalındı. Hani başım dışındaki darbeler çok etkilemedi. Ama üzerim çamurlar içinde kalmıştı. Çantamı topladım, baktım tanıtım kartım yok. Gidip karakoldan alayım dedim. Sonra karakola doğru giderken dedim, şimdi burada beni gözaltına alsalar bürodan arkadaşların haberi bile olmaz. Kartı bir daha çıkarttırırız dedim. Büroya geldim. Geldim, arkadaşlar gelmemiş. Yaklaşık bir saat sonra falan bir telefon aldık arkadaştan, o kaçan arkadaştan. Ben bir şuradayım, otobüste buraya geldim, kayboldum, bulamıyorum. Beni gelip alır mısınız?